Arkadaşlar bir önceki partımızın en sonunda bahsetmiştik. En az birinin mavi olması için tüm durumlardan hiç mavinin olmadığını çıkaracaktık. Ee, en başta alt tarafı bir kere arkadaşlar tüm durumları konduralım. Hiç. 15'in üçlüsünü yapıyoruz. Adam 15 toptan 3 top çekiyorum ben diyor. Peki. Arkadaşlar tüm durumlardan hiç mavinin olmadığını çıkaracaktık. Tüm durumlar 15'in üçlüsü söyledik. Bundan hiç mavinin olmaması demek gidip kırmızıyla beyazdan çekmek demek. Yani kalan 10 toptan 3 top çektim demek oldu. Ve oranı bu şekilde bitirmiş olduk. Peki sadece birinin kırmızı demiş. Yine tüm durumları 15'in üçlüsü dedim. Ya bir tane kırmızı olsun diyor. Tamam dördün birlisi. Diğerleri ne olursa olsun diyor abi. Diğerleri o zaman kaç tane diğerlerinden top var? 11 tane top var. 11 taneden de 2 tane seçeceğiz kırmızı istenileni hallettikten sonra diğerleri mavi olmuş beyaz olmuş fark etmiyor. Hepsi aynı kalıba girebiliyor. Üçünün farklı renkte olmaması demiş. Tüm durumlardan yani yine 15'in üçlüsünü alt tarafa koyalım. Tüm durumlar 15'in üçlüsüdür. Bundan neyi çıkarmamız lazım? Üçünde farklı renkte olduğunu çıkarmamız lazım. O da dördün birlisi, 5'in birlisi ve altının birlisiydi. Bir kırmızı, bir mavi, bir beyaz. Evet bu oranda bu şekilde bitirdik. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 73 numaraya gelelim. Burada arkadaşlar çok kritik bir şey söylememiz lazım. Bu biz tabi kombinasyonla hani 4 maviden bir tane istiyorum. 3 sarıdan iki tane istiyorum gibi çözüyoruz. Bu ne zaman yapılmalıdır? İşte buraya geldik. Ne zaman yapılmalıdır? Sıralama belirtilmemişse yapılmalıdır. Yani büyük ihtimalle de zaten sıralama belirtilmez. Ama birinci mavi olsun, ikinci sarı olsun, üçüncü kırmızı olsun gibi sıralama bildiren bir durum varsa arkadaşlar lütfen orada bizim şu ortaokulda bildiğimiz olasılık oranıyla daha da kolay bir şekilde bitirelim. Peki bir numarayla başlayalım Sadece birinin mavi bir şey ilk cümle tüm durumları söyleyecekti. Buyurun. Toplamda 12 toptan 3 top çekilecektir diyor. Tüm durumlar 12'nin 3'ü kadar. Sadece biri mavi olsun diyor. Tamam. 4 maviden bir tane seçtim. Kalan 8 taneden de iki tane seçtim. Peki sadece birinci kırmızı derse sana sıralamayı bildirirse bildiğimiz ilkokuldaki gibi kırmızıyı gidip çekelim çocuklar. En başta kırmızıyı çekelim. Ee, kırmızı çekme olasılığın 5 bölü 12'dir. Bir tane kırmızı çektikten sonra artık 4 kırmızı kalmıştır. Ve kalan iki topu da artık e, kafamıza göre çekebiliriz. Sadece birinci kırmızı demiş yani diğerleri kırmızı olsun istemiyor. Bunu bu mesaj var. Dolayısıyla yine kombinasyon kuralıyla artık sıralama bildirmediyse direkt yapabiliriz. Şöyle kalan 11 toptan 2 top çekeceğim. Ne istiyoruz? Bir daha kırmızı istemiyoruz. Sadece birinci kırmızı demiş. O zaman mavi ve sarılardan istiyoruz. Yani 7 toptan 2 top çekeceğim diyebilirsiniz. Peki 3 numarayı cevaplandıralım. 3'ü de farklı renkte. Evet toplamda 12 toptan 3 top çekeceğiz. 3'ü de farklı renkte ise 4'ün birlisi, 5'in birlisi, 3'ün birlisi hepsinden birer tane alırız. Ama sevgili dostlar tekrar ediyorum. Adam böyle tek tek sıralama bildirdiyse bildiğin ilkokul işi yapıyoruz. Birinci mavi mi dedi? Tamam mavi çekiyoruz. 4 bölü 12 olasılık. Bir tane mavi giderse 3 mavi kalır. İkincisi sarı mı dedi? 3 bölü 11 olasılık vardır. 3 sarıdan bir sarı giderse 2 sarı kalır. Şimdi de kırmızı mı dedi? 5 kırmızımız var. Toplamda 10 topumuz var. Sadeleştirmelerinizi yaparsınız. Şöyle 1 bölü 22 gibi bir oran çıkıyor arkadaşlar. Peki devam edelim. 74 numara. A torbasında 5 mavi, 3 sarı, B torbasında 6 mavi, 4 sarı top vardır demiş. İşte bu sorular gayet aslında kolaymış gibi e, düzeltiyorum çok özür. Zormuş gibi duruyor. Gerçekten çok kolay sorulardır. Bu bildiğin o ortaokul 8. sınıftaki olasılıktır. İçinde kombinasyon falan kullanmadan direkt topları çekeceğiz ne istiyorsa. Buyurun 4 tane de sarı varmış. Peki. A'dan bir top çekilip B'ye atılıyor demiş. Tamam ne çekildiğini bilmiyoruz. Ama bütün ihtimalleri düşünmek zorundayız. Peki sonra da B'den bir top çekilen, ee, B'den bir top çekiliyor çekilen topun sarı olmalısın demiş. Arkadaşlar bizim başımıza ne gelebilir? Bütün durumları bir alalım. A'dan bir top çekip B'ye atılmasını istenmiş. Ne çekildi A'dan biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne olmuş olabilir? Ya mavi olacak ya sarı olacak. Buyurun arkadaşlar. Mavi ile başlayalım. A'dan atılan top mavi olmuş olsa. 5 bölü 8 olasılıkla mavi atarım. Mavi atarsam burada artık 7 mavi olur. Ve benim bu torbadan sarı çekme olasılığım 4 bölü 11'e yükselir. Veya kim dedi mavi attığımızı? Sarı atalım. 3 bölü 8 olasılıkla oraya sarı atma durumum var. Bu sefer de sevgili arkadaşlar burada 5 sarı oluşur. Ve sarı çekme olasılığının bu torbadan 5 bölü 11 olur. Yani toplamda 35 bölü 88 gibi bir oran yakalıyoruz arkadaşlar. Peki 2 numaraya gelelim. <laughs> A'dan bir top çekilip B'ye atılıyor. Sonra da B'den çekilip A'ya atılmış. Renk bakımından ilk durumu yakalama olasılığımız demiş. Arkadaşlar şöyle ben biraz silgimi küçülteceğim. Evet. Şurayı da birazcık temizleyeceğim. Daha temiz başlayalım. Evet. Toplamda B torbasında 6 mavi 4 sarı topumuz vardı. 6 mavi 4 sarı ona göre başlayalım. Şimdi A'dan atıp A'dan çekip B'ye atacağız. A'dan ne çekelim arkadaşlar? Mavi çekelim. Adam diyor ki A'dan B'ye mavi attıysan ilk durumu renk olarak ilk durumu yakalaman için B'den de A'ya geri mavi atman lazım. Bu duruma göre yapalım. A'dan B'ye mavi atma olasılığın 5 bölü 8'dir. Burada bir mavi artarsa şimdi B'den A'ya mavi atma olasılığım 7 bölü 11 olur arkadaşlar. Veya kim dedi mavi attığımızı belki de sarı atacağız. Sarı atma olasılığım A'dan B'ye 3 bölü 8'dir. Şimdi bir sarı arttıktan sonra tekrar sarıyı alıp geri A'ya gönderme olasılığım 5 bölü 11'dir arkadaşlar. Toplamda 35-15 daha 50 bölü 81-88 gibi bir oran yakalıyoruz. Peki 3 numaraya gelin. 3 numarada şöyle bir hikaye var. Torbalardan birinden bir top çekiliyor. Hangi torbadan? Söylememiş değil mi arkadaş? Keşke yeni bir torba çizseydim daha kolay olurdu gibi geldi. Evet zaten bir şey kalmadı. Bir daha yazalım. A, B. 5 mavi. Allah'tan videoyu yabancı biri izlemeyecek arkadaşlar. 4 sarı. Evet. Peki torbalardan birinden bir top çekiliyor. Sarı olma olasılığı. Yani şöyle bir şey. Çok basit bir şey sorduğu belli. Ama böyle ilk etapta adam harekete geçemiyor bu soruda. Çok enteresandır. Öğrenciler harekete geçemiyor. Yani lan hadi gidelim başımıza ne gelecekse gelsin ya abi. Bir torbalardan birine gidecekmişiz. Hangisine gideceğiz? İki durumu da hesaplayalım. A'ya gittiğimizi düşünelim. Benim torba olarak A'ya yönelme olasılığım nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Onun içinden sarı çekme olasılığım 3 bölü 8'dir. Veya B'ye yönelme olasılığım 1 bölü 2'dir. Onun içinden sarı çekme olasılığım 4 bölü 10'dur. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. İfadeleri toplamak sizde size bırakıyorum. Peki 75 numaradan devam canlarım. Evet. Evet. 75 numaradan devam edeceğiz. Şöyle birazcık temizleyelim ortalığı. Haydi buyurun. 4 doktor 3 mühendis bir sıraya oturuyorlar abi biz daha önce gördük bunu. 7 insanı sıraya oturtturmak demek sıralamak demek. Sıralamak demek permütasyon demek. 7 maddeyi sıralamak demek 7 faktöriyel farklı durum demek. Yani ben ne demiştim? İlk cümle size tüm durumları söyleyecek. Alt tarafı payda kesi çizisini yazın. Alt tarafa 7 faktöriyeli çaktık. 7 insanı 7 faktöriyel sıralayabilirdim. Ne istiyor benden? Aynı meslekler yan yana diyor. Bunu da öğrettik arkadaşlar. Yani o permütasyondaki, kombinasyondaki bilgileri burada kullanma zamanı artık. Evet, 4 tane doktoru bağladım, 3 tane mühendisi bağladım. Aralarına kimseyi almayacaklar. Yani sıralamam gereken toplam 2 kişi var, 2 faktöriyel. Sonra doktorlar kendi aralarında 4 faktöriyel, mühendisler kendi aralarında 3 faktöriyel dedik. Devam edelim. Yine 4 doktor 3 mühendis sıralanacak. Tüm durumlar yeri faktöriyel. Yani ne istiyor arkadaşlar? Doktorlar yan yana olsun diyor. Yani D1, D2, D3, D4'ü yan yana koyalım biz. Diğerleri serbest. Peki buyurun. Toplamda sıralanabilecek olan 4 kişi var. 4 faktöriyel. Yani doktorlar şişko bir adam gibi oldu. Ardından dönüp bağladıklarımıza gittik. Doktorlar da kendi aralarında yine 4 faktöriyel yani sıralanabilirler. Peki. Aynı meslekler yan yana gelmesin demiş. Arkadaşlar zaten 4 doktor 3 mühendis yan yana gelmeyecekse bir doktor bir mühendis gitmek zorundayız. En başta 7 faktörel 6'a yazdık yine. 3 tane mühendisi koyalım. 3 mühendisi buraya koyarsanız arkadaşlar 3 faktöriyel bunlar tabi sıralanacaklar kendi aralarında. Aslında doktorların yerlerini belirlemiş olursunuz. Doktorlar 4 doktor 4 yere aslanlar gibi oturacaklar ve kendi da 4 faktöriyel sıralanacaklar. Ee, bunu da bu şekilde bitirdik. Peki başta sonda bir doktor olma olasılığı demiş. Abicim 7 faktöriyeli alt tarafa yazıyoruz. O konuda polemik yok. 7 faktöriyeli çakacağız alt tarafa. İstenilen durumu halletmeye çalışalım. Şimdi 7 kişi sıralayacağız. 5, 6, 7. Adam diyor ki başta da sonda da doktor olsun. Güzel olsun. Ama 4 doktor var. Kim başa sona gelecek? En başta 4 doktordan 2 doktor seçmem gerekiyor. Başa gelecek ve sona gelecek. Peki 2 doktoru seçtik daha sıralamadık. Geriye kalan D1 ile D3 olsun uydurdum ben onları. D2, D4 mühendisler. Onlar için hiçbir durum kalmadı artık. Kafalarına göre takılabilirler. 5 faktöriyel onlar sıralanırlar. Bu başta sondaki doktorlar da kendi aralarında iki faktöriyel sıralanırlar dedik sevgili arkadaşlar. Umarım size permütasyonu burada anımsatabildim. Permütasyonda öğrendiklerimizi burada kullanıyoruz. Yola devam. Seçilen bir sayının 4'te 5'e bölünüp 6'ya bölünmemesi demiş. Arkadaşlar ya bu soru biraz kolay bir soru. Çünkü 300 tane sayı var. Oradan bir sayı seçeceksen 300 farklı durum başımıza gelebilir. Tüm durumları yaz. 4'e 5'e bölünsün istiyor. O zaman 20'nin katı olacak. 20 40 60 çat 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 300'e kadar. Kaç tane terim sayısı yapalım? 20'yi çıkardım, 20'ye böldüm, 1 ekledim. 15 tane sayı var da adam diyor ki aralarında 6'ya bölünenler varsa onları kov diyor. Yani 60 120 180 240 ve 300. 5 tanesini iptal ettik sevgili arkadaşlar. Adamın istediği 10 tane. İstenilen durumda 10 tane. Yani 1 bölü 30 gibi bir olasılık değeri karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Peki 77 numaradan devam. Şöyle cesilelim. Peki. Aralarında bir de evli çiftin bulunduğu demiş arkadaşlar. E, 4 erkek 6 kadın bilim insanından bahsediyor. E, böyle videolarda gayet temkinliyiz. Öyle düşünemiyorlar. 4 erkek 6 kadın aralarında bir de evli çift var. Şu erkekleri şöyle yazalım. A olsun o evli olan. E1 E2 ve diğerleri. B de evli olan kadın olsun. Diğer 5 kadını da yanına K1 K2 K3 K4 K5 yazalım. Evet. Evli. Peki ben ne demiştim? Arkadaşlar çok net. 4 erkek 6 kadın arasından 2 erkek 3 kadın seçilecektir diyor. İlk cümle tüm durumları söyler. Evet 4 erkekten 2 erkek seçilecek. 6 kadından 2 e, düzeltiyorum 3 kadın seçilecek. Tüm durumlar budur. İlk cümlede söylemiş olalım. İstenilen nedir arkadaşlar buyurun 2 tane erkek seçilecekti 3 tane kadın seçilecekti evli çifti kesin seç diyor yani A'yı da B'yi de seç diyor arkadaşlar. O zaman kalan 3 erkekten bir erkek seçmem gerekiyor görüntüye göre. Kalan 5 kadından da 2 kadın seçmem gerekiyor görüntüye göre arkadaşlar. E, olasılık oranı bu şekilde yaptık. Siz benim şu lafımı unutmayın. Yakuduğunuz ilk bölüm, ilk part tüm durumlardır. İkinci part istenilen durumdur. İstenilen durum neyse aynısını e, ne istiyorsa yapacağız. Peki. Canlarım. şey bir temizleyeyim. 78 numaradan devam. Evet ilk cümle tüm durumlar. Rakamları farklı üç basamaklı sayılar yazılıyor demiş. Bu bizim işimiz. Tüm durumları hemen oluşturalım. Ya üç basamaklı sayı yazacağız. Rakamları farklı. Buraya 0 hariç 4 sayı gelebilir. Biri gitse çok özür diliyorum. 1'i gitse 0 da beraber yine 4 sayı gelebilir. biri gitse 3 sayı gelebilir. Yani toplamda 48 tane sayı var arkadaşlar. Peki ne istiyor? Çift olmasını istiyor. Çift durumu hesaplayalım. Bunu permütasyona hatırlayacaksınız. Çift olması için son basamağı 0 veya 2 veya 4 olması lazımdı. Ve 0 ayrı değerlendirmeliydi. Şimdi bütün malzemeyi buraya koyalım. Şimdi 0 varsa bir seçenek var. İlk basamak için 4 sayı, ikinci basamak için 3 sayı toplamda 12 tane sayı 0, sonu 0 olan oluşturabiliyor. Peki 2, 4 diye son basamak için 2 seçeneğim var. Mesela 4 olmuş olsa 0 da gelemiyor başa, 3 seçenek var. Biri gitti yine 3 seçenek var. 18 sayı da böyle. Yani toplamda 30 bölü 48 gibi bir oran var. Peki 2 numaraya bakalım. İçinde 5 olan bir sayı demiş. Tüm durumlar yine 48 tane. İçinde 5 olsun tamam hoş da nerede olsun? Şöyle yapabilirsiniz. 5'i buraya koyarsın. Buraya koyarsın, buraya koyarsın. Hocam tüm durumlardan içinde 5'in olmadıklarını çıkarabilir miyim? Son derece karizmatiktir. hiç bir lafım yok. Peki. Ee, burada arkadaşlar çok özür dileyerek düzeltelim bunu 4 yapalım yahu. Dedim 5 olma ihtimali sıfır yani. Bunu 4 yapalım o yanlışlıkla yazılmıştır. Tamam. Şimdi 4'ü seçtikten sonra 0, 1, 2, 3, 4. 4 gitti. Buraya 4 sayı gelebilir, 3 sayı gelebilir. Yani 12 sayı burada var. 4'ü buraya koyarsam 0, 1, 2, 3, 4. 4 gitti. 0 gelemez 3 sayı. 1'i gitti 0 gelebilir 3 sayı. 9 sayı da öyle var. Aynı şekilde arkadaşlar 9 sayı da buradan gelecek. Toplamda 30 bölü 48 gibi bir oran olacak. Peki 79 numaraya gelelim. Canlarım 7 basamaklı sayılar yapıyoruz diyor. Dur orada seçilen birinin de dur. 7 basamaklı sayılar. Tüm durumlar kaç tane 7 basamaklı sayı yaparımdı. Peki bunu beraberce hatırlayalım. Yavaş yavaş anlatacağım. Burada takılanlar lütfen tekrarlı permütasyona geri dönüp orada da işlediğimiz yeri incelesinler. Burayı bilmek zorundasınız. 7 basamaklı sayı yapıyorsun. 7 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyon 3 faktöriyel. Emin olun bunu unutmadığınızı biliyorum. Ama başa kimin gelmemesi lazım? Sıfırın gelmemesi lazım. O zaman kimin gelmesi lazım? Diğerlerinin. Yani 7 sayıdan 5 sayının gelmesi lazım. O yüzden tüm sayıları 7 de 5 ile çarpıyoruz. 5 bölü 7 ile çarpıyoruz. Başa 1'lerin ve 2'lerin geldiği 7 basamak sayıları bu şekilde buluyorduk. Tüm durumları yazdım. Ne istemiş ona bakalım. 1 ile başlayıp 0 ile bitme olasılığını sormuş. Tamam ne emrediyorsa onu yapalım. 7 basamaklı. 1 ile başlayacak 0 ile bitecek. Bir tane 1 bir tane 0 giderse adamın isteklerini yerine getirmiş oluyoruz. Artık başa sıfırın gelmemesi gibi bir tribimiz de yok. 1, 1, 0, 2, 2 kafasına göre takılır. Yani 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel farklı sayı elde edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Canlarım 80 numaradayız. Evet. Bundan sonra birazcık kolaylaşıyor. Şimdilik şimdiden uyarayım arkadaşlar. Gayet kolaylaşıyor. Çünkü 18 Erçek 12 kızdan 6 erkek 5 kız gözlüklüymüş. Ya bir insan ya gözlüklü ya gözlüksüzdür bir de cinsiyeti vardır. Bunu kümelerden hatırlayacaksınız. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Tablo yapmak lazım. Cinsiyetsiz ama gözlüklü bir de olabilir mi ya? Evet. Erçek gözlüklüymüş. Gözlüklü erçeklerimiz 6 ise 18 erçekten 12'si gözlüksüz. 5 kızımız gözlüklüymüş. O zaman geriye kalan 7 kızımız gözlüksüz. Rastgele seçilen birinin kız veya gözlüklü. Ya veya biliyorsanız o da olur o da olurdu. Yani kız da olsa oluyor. Şunlar oluyor hep. 5-7 kız kabulümüz. Gözlüklü de olsa oluyor. Yani o zaman da kız erkek bakmıyoruz. Yani şu da oluyor. Dolayısıyla toplamda sevgili arkadaşlar. Yani bunu hadi şöyle dediğimize uygun olsun diye. 30 kişiden bir kişi seçeceğim. Şuradaki tik koyduğum 18 kişiden bir kişi seçeceğim. 18 bölü 30 olasılığımız vardır. 81 numaradan devam ediyoruz. A, B, C, D, E öğrencilerine yeni kimlikleri rastgele verilecektir diyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? A, B, C, D, E böyle bizi bekliyorlar. Kimlikler bende. Tüm durumları yapalım. Ben kimlik 1, kimlik 2, kimlik 3, kimlik 4 ve kimlik 5'i kaç farklı şekilde dağıtabilirim arkadaşlar? 5 faktöriyel farklı şekilde kimlikleri sıralayıp dağıtım yapabilirim. İstediği ne? Herkese kendi kimliğinin gelmesi. Ya abi bu zaten sadece bir durumda olabilir. Yani herkese kendi kimliğinin denk gelmesi sadece bir durumdur. O zaman o olasılık 1 bölü 120'dir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir okuldaki 18 öğretmenden 10 tanesi kadındır demiş. Buyurun 10 kadınımız 8 tane erkeğimiz var. Peki ilk cümleye bakın yıl sonunda iki öğretmen idari kadroya alınacaktır. Hiçbir cinsiyetçilik yapmadan 18 kişiden 2 kişiyi istiyorum diyor. Peki tüm durumlar bu. İstediği ne? İkisi de kadın olsun istiyor. Çocuklar ikisi de kadın olacaksa ben 10 kadından 2 kadın seçeceğim. Olasılık oranını bitirdik. Peki buna bakalım. Burada ortadan kesilmeme şartıyla diyelim arkadaşlar. Ortadan kesilmemesi şartı ile. Evet. Hadi okuyalım. A-B uçları olan bir tel iki parçaya ayrılıyor demiş. Tam ortası da şurası olsun ortadan yani işte burada arkadaşlar matematiksel olarak ortadan kesilmesi hesaplanmaz gibi bir durum var. Ben direkt kafadan tartışmayı kesiyorum. O bizim işimiz değil. Ortadan kesilmemesi. Ortadan kesilmeyecek arkadaş. Şimdi ortadan dediğimiz için hani sol taraf x'tir sağ tarafta x'tir. Benim burada keseceğim şey de yapacağım iş sadece bir makas darbesidir. Yani şu kırmızıyla işaretlediğim yerlerden herhangi bir yere makas darbesi yapacağım. O darbenin bir kalınlığı falan hiçbir şey yok. O zaman benim bu makasa atabileceğim toplamda ne kadarlık bir uzunluk var sevgili arkadaşlar? 2x'lik bir uzunluk var. Peki istediğimiz ne? A'nın kısa yerde kalması için benim ilk x'lik bölüme makası atmam lazım. İstediğimiz de x. Yani 50-50. 1 bölü 2 gibi bir olasılık vardır dedik arkadaşlar. Devam edelim. 84 numaradayız. Arkadaşlar bir madeni para 5 kez atılıyor demiş. Yani iki kez tura gelme olasılığı. Yani iki tura 3 tane de yazı. Ben bunu... Olasılığın ilk partında arkadaşlar ek olarak böyle üst tarafa yazmıştım buna benzer bir soru. En başta sıralama bildirmiyorsa sevgili arkadaşlar bunları kendi aralarında sıralayacağım. Bu 5 faktöriyel böyle 2 faktöriyel 3 faktöriyel sıralanır bu harfler. Ardından tura gelmesi 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 diye Paralarımızı atıyoruz. Yani 10 bölü 32, 5 bölü 16 gibi bir oran geliyor. Bu arada olasılık değerlerini hesapladıktan sonra sadeleştirmeyi lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Peki bağımsız olaylara part 3 de devam edeceğiz. Teşekkürler.